Amerika Birleşik Devletleri'nde kişisel gelirler Mart'ta %0.1 artarak %0.4 beklentisinin altında kaldı. Kişisel harcamalarsa %0.9'la yaklaşık 10 yılın en büyük artışını kaydetti. Beklenti harcamaların %0.7 artmasıydı. Amerikan Merkez Bankası Fed'in yakından izlediği çekirdek PCE aylık bazda değişmedi. Yıllık %1.6 ile Ocak 2018'den beri en yavaş artışı kaydetti. Beklenti %1.7 artıştı. Beyaz Saray Baş Ekonomi Danışmanı Kudlow, Fed için faiz indirimleri kapısının açıldığını söyledi. Kudlow, Fed Yönetim Kurulu üyeliği için Moore'un adaylığını hala desteklediklerini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri kapsamında Amerika Birleşik Devletleri heyeti yarın Çin'e gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Mnuchin, anlaşma için hala çözülmesi gereken sorunlar olduğunu belirtti. Bununla beraber Mnuchin, yaptırım mekanizmasının tamamlanmaya yakın olduğunu, yaptırım hükümleri konusunda sadece ince ayar gerektiğini söyledi. Beyaz Saray Baş Ekonomi Danışmanı Kudlow ise iki ülkenin anlaşmaya çok yakın olduğunu ve önümüzdeki iki haftada görüşmelerde netlik sağlanması gerektiğini kaydetti. Euro bölgesi ekonomik güven endeksi Nisan'da 105.6'dan 104'e gerileyerek Eylül 2016'dan bu yana en düşük seviyesine indi. Beklenti 105'ti. Böylece Euro bölgesi ekonomik güveni 10 ay üst üste kötüleşmiş oldu. İspanya'da dün yapılan genel seçimlerde sağ blok aşırı sağ Vox'un yükselişiyle parçalanırken sosyalistler parlamentoda 84 olan sandalye sayısını 123'e çıkardı. Seçimin galibi olan ancak tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edemeyen Sosyalist Parti hükümeti kurmak için olası ortakları değerlendiriyor. Başbakan Pedro Sanchez'in önünde solcu Podemos ve merkez sağ Ciudadanos'la güçleri birleştirme seçenekleri var. Türkiye'de ekonomik güven endeksi Nisan'da %3.4 yükseldi, 84.7 oldu. Endeksteki artışa tüketici, reel kesim ve hizmet sektörü güven endekslerindeki yükseliş katkıda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada endeksteki artışın güçlü bir toparlanma göstergesi olduğunu belirtti. Albayrak ayrıca ikinci çeyrek itibariyle uygulanmaya başlanacak politikalarla birlikte endekste yükselişin devam etmesini sağlayacaklarını da ifade etti. Bloomberg'un haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yaptırım muafiyetlerini sonlandırma kararının ardından Türkiye, Irak'tan petrol alımını artırabilir. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bağdat'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Irak'a yıl sonuna doğru bir ziyaret gerçekleştirebileceği açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la telefonda görüştü. İki lider Suriye'de yaşanan güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Terörle mücadele konusunda yakın işbirliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kalındı. Erdoğan, görüşmede Rusya'dan S-400 savunma sisteminin tedariki konusunda bir çalışma grubu kurulması teklifini de gündeme getirdi. Evet, merhaba diyoruz önce küresel piyasalarda. Hızlıca bir piyasa turu yapalım. Bakalım piyasalarda şu anda nasıl bir seyir var? Para piyasalarında dolar TL'de 5.95 seviyesini görüyoruz. Euro TL 6.66.14'ten işlem görüyor. Euro dolar 1.11.82'de. Borsa İstanbul'da %0.26'lık düşüşte 94.535 puandan günü tamamlamıştı. Evet, geçelim. Dolar TL'deki şu an... gün içerisinde 5.95 seviyesine yükseldiğini söylemiştik. En yüksek gördüğü seviye 5.95.64. Gün içinde en düşük seviyede 5.92.69 seviyesinde %0.21'lik bir değer artışı var. Gün içindeki hareketi bu şekilde takip ediyoruz. Tahvillerdeki durum, evet, 10 yıllık tahvillerde %1.25, 24 bas puanlık bir yükseliş var. Bileşik getiri 19.38, 2 yıllık tahvillerde 11 bas puanlık yükseliş var. Düşüş var. Ve Amerika borsaları artıda seyrediyor. Dow Jones Endeksi %0.17 artıda 26.589 puanda. S&P 500 2.947 puandan işlem görüyor. Teknoloji Endeksi Nasdaq'ta 8.172 puandan işlem görüyor.
Evet, Amerika borsaları artıda. Hemen Amerika'ya uzanalım. Melike Ayhan karşımızda. Melike, bir kez daha merhaba. Evet, verilerin piyasalar üzerindeki etkisini az önce konuşmuştuk. Son durumu rakamlar anlamında aktardık. Değerlendirmeyi alalım senden. Teşekkürler. Öncelikle gerçekten ABD piyasaları rekor seviyelerinin de üzerine gidiyor. Bunu gözlemliyoruz şu an itibariyle. Petrol ve volatil bir yerde, İran yaptırımları ve onun arzı etkilerini bekliyor piyasa. İşte bütün bunlar cereyan ederken kişisel gelirler artıyor, beklentiden daha fazla artıyor. Harcamalarda bir artış var ama beklenen kadar değil. PC deflator dediğimiz enflasyon rakamı Fed'in istediği yerlere gelmiyor. İşte bütün bunlarla birlikte her ne kadar genel anlamda aylık bazda bir artış gerçekleştirse de bugün gelen ekonomik veriler yıllık artış beklentilerini ve bu trendi koruyamıyor. Sonucunda ne var? Şu an itibariyle verinin zengin olduğu bir haftaya girdiğimiz bugün de Fed toplantısının beklentisi ve Powell'ın Fed toplantısı sonrası basın toplantısında yapacağı sorulara vereceği cevaplar. Hazinenin şu an itibariyle baskı altında olması blok satışlardan dolayı ve birkaç hissenin başının dertte olması. Mesela baktığımızda Boeing'e özellikle Wall Street Journal'ın raporundan sonra Southwest Airlines 2017'de bu 737 Max jetlerini satarken, uçaklarını, o modelleri satarken bir takım güvenlik butonlarının aktive olmamasını söylememesi büyük bir skandal yarattı ABD içinde ve Boeing'in hisseleri de serbest düşüşe geçti bu nedenle. Bir yandan da Anadolu der ki ben 75 dolar hisse senedi başına değil 67 dolar isterim, o yüzden de Chevron değil Occidental'le tekrar görüşmelere başlıyor. Ve Alphabet, Google'ın hisseleri de yine gündemde. Birinci çeyrek karlılıkları çünkü devam ediyor. Bir yandan görünümle alakalı sorular vardı ve 164 hissenin tekrar bu haftada birinci çeyrek bilançosunu açıklaması bekleniyor. Ve %80'i beklentilerin üstünde bir bilanço bize kar ve gelir tablosu verdi. Yani birinci çeyrek bilançoları da gayet iyi. Onun da şu anda etkisini görüyoruz borsaya diyorum. Söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike Ayhan, teşekkür ediyoruz. New York'ta işte durum böyle. Şimdi bugün finansal danışman Recep Atakan ve Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal'la birlikteyiz küresel piyasalarda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçi siz her pazartesi buradasınız. Ben size konuk oldum bugün, Barış yok. Biraz öyle oldu. Değil mi? Neyse, bugün ve bu hafta aslında çok yoğun bir gündem var. Yarın işte enflasyon raporunu dört gözle bekliyoruz. Geçen hafta Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında bayağı bir konuştuk. Yani aslında ne olacak? Hani Merkez Bankası politika değişikliğine mi gidiyor? Ya da bundan sonra nasıl bir politika izleyecek? Tabii oradaki alt faktörlere baktığımızda kur, yani döviz tarafının etkisi, bunların hepsini değerlendirmek lazım. Önce Recep, senle başlayalım istersen. Yani genel anlamda yarından ne bekliyorsun? Yarın Merkez Bankası'nın bu sene içerisinde yaptığı ikinci değerlendirme olacak. İlk değerlendirmede ağırlıklı 2018'in son çeyreğini, 2018 kapanışlarını, biraz da 2019 vizyonunu değerlendirmişti. İlk toplantıyı şöyle bir kısaca hatırlarsak, Merkez Bankası bir genel değerlendirme, uluslararası ekonomik görünüm, enflasyon gelişmeleri, arz talep gelişmeleri, finansal koşullar, para politikası, kamu maliyesi, orta vadeli öngörüler gibi başlıklar altında tüm ekonomiyle ilgili beklentilerini açıklamıştı. Bu toplantıda ilk toplantıda bahsettiği hangi unsurların değiştiği, özellikle enflasyon ve petrol konusundaki gelişmeler, faiz politikasında son PPK toplantısında yaptığı metin değişikliğinin içeriği konusunda herhalde sinyaller verecektir piyasaya. Ocak ayının sondaki toplantıyla kıyasladığımızda değişkenlerin bir kısmında farklılık var. Genelde Ocak ayının sonunu bir hatırlayalım. Yani geçen senenin son çeyreğini özetlediği yerde cari açıkta bir iyileşme vardı. Evet. Enflasyon yılı yılın en düşük yeri değil ama o 25'leri 26'ları gördükten sonra iniş trendinde 20.3'te kapatmıştı. O dönemde talepte bir bozulma ama kredilerde hafif bir canlanma belirtisinden sinyal vermişti. Petrol fiyatlarındaki düşüş
o toplantının ana unsurlarından bir tanesiydi. Özellikle talebin düşmesi ve petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyonu indirmek konusundaki hedefe yakınsama dediğimiz unsurda yardımcı olacağı söylemlerini yapmıştı. O günden bugüne ne değişti? Açıkçası enflasyon 20.3 sene sonu değerinden sonra 19 küsürlere kadar indi ama bir direniş halinde enflasyon. Özellikle bu Nisan ayında da endeksten 1.87 düşüp tahmin ediyorum piyasa 2-2.5 arası bir enflasyon bekliyor. Anketler daha netleşmedi ama özellikle tarım ve petrolün getirdiği etkilerle yine Nisan sonunu 20'ler civarında bir enflasyonla kapatacağız. Yani muhtemelen 19'lardan tekrar 20 bandına atlayacağımız bir ay olacak Nisan ayı. Bütün bu şartlar altında bir de petrol fiyatlarındaki çıkış. Yine Merkez Bankası'nın tahmin setinde 63 dolarlarda planladığı yerde şu anda 70 dolarların üzerinde gidiyor. Yıl boyunca belki yine Merkez Bankası'nın tahmin setinin üzerinde gitme olasılığı kuvvetli. Ve son olarak da piyasaların beklediği enflasyon konusundaki tahminini ne kadar değiştirecek? Bu değişikliği hangi koşullara bağlayacak? Bir de piyasaların belki soru cevap bölümünde, belki metinde yer alacağını düşündüğümüz rezervler konusundaki son dönemdeki tartışmaların Merkez Bankası tarafından nasıl dillendirileceği kısmı. %14.6'ydı zaten değil mi o öngörü? Ne kadarlık bir farklılık bekliyorsunuz? Benim tahminim 1 puan civarında yukarıya çekmesi minimum. 115.6. Çünkü tarım tarafında gelişmeler pek planlandığı gibi gitmiyor. İlk seçim öncesinin dönemini hatırladığımızda bir miktar tarım tarafında tanzim satışları gibi unsurlarla bir mesafe alınmış gibi gözükse de sonrasını atlattığımızda şu anda tarım fiyatları yine el yakıyor. Ağırlıklı tabii İstanbul fiyatlarına hakimiz. Türkiye çapında nedir bilmiyorum. İkinci değişken de petrol. Evet. Petrolün getirdiği ulaşım tarafındaki gıda enflasyonu. Enflasyonları ve işte petrol kısmı. Bak sen ne diyorsun? Senin beklentin yarından. Gıda ve petrolün yanında bir de dolar kurundaki artışı koyduğumuzda. Evet. O kısımda yani üçlü bantla 14.6'yı yani minimum 1.5 band yani biz daha fazla arttırmayı bekliyoruz ki piyasaya biraz yanaşsın diye 16.5 bandına yanaşması gerekiyor şu konjonktürde ve gıda fiyatlarını hala kontrol altına alamıyoruz. Yani öyle bir sıkıntımız var. Merkez orada sabit bırakmıştı. İkinci etmen bu net rezerv hesaplamasında swapsız bir şey değil. Swapları nereye koyuyor, nasıl yapıyor? Orada son derece tatmin edici cevap vermesi gerekiyor. Yani bunu buraya aldık tarzı değil, detaylı olarak bütün soruları tamamıyla kapatması lazım ki rahat bir şekilde o konu gündemden düşsün. Nasıl bir mesaj verirse o rezerv konusunda hesaplamayı, nasıl yaptığını ve metodolojiyi soru cevap kısmına geçmeden bence oldukça detaylı bir şekilde anlatması gerekiyor. Ağırlık olarak o tarafta olması lazım bu sefer. Çünkü geçtiğimiz dönemdeki geçen haftaki açıklamasında şey vardı. İşte bu toplantıda açıklayacağız. Yani 10 günlük bir periyot yarattı kendini. Bu 10 günlük süre zarfında geçen perşembede veriler geldi. Geldiğinde tekrardan o haberler gündeme geldi. Rezervler azalıyor. Ya bize göre artması gerekiyor. Bu nasıl azalıyor diye. Bu metodolojiyi net bir şekilde anlattı mı? Sorunsuz bir şekilde. Bir sıkıntı olmaz. Ondan sonraki şeyler zaten bizim beklediğimiz. İşte enflasyonu, yukarı yönlü revizasyonu. Bunun haricinde işte yeni politikanın nasıl olacağı, yeni bir politika olacak mı, olmayacak mı? Şimdi işin o tarafı da var. Çünkü Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı yeni YEP'in adımlarında işte tarım enflasyonuna yönelik açıklamalar Mayıs'ta gelecek. Evet. Onun haricinde eğitim sektörü tarafındaki açıklamalar Eylül ayında gelecek. İşte bu şeyler, konsolidasyonlar, konkordatlar ne olacak, ne bitecek, sermaye güçlendirmeleri nasıl olacak, bunların enflasyona katkısı nedir? Soru cevap kısmı bayağı bir yoğun olacak ama diye bekliyoruz. Ama yeni bir politika orada derken nasıl bir politika değişikliği bekliyorsun? Şimdi mesela ilk defa şey yaptı, patikadan bahsetti. Daha önce patikadan, evet, patikadan bahsetmiyordu. Geçen haftaki metinde de maliye politikasının desteğinin cümlesi çıktı. Maliye politikası destekleyecekti. Onu da muhakkak soracaktır. Maliye politika sizi destekleyecek mi, desteklemeyecek mi? Cümleyi niye çıkardınız? Yani iki cümleyi de niye çıkardınız ki? Birinci cümle o ek sıkılaştırmada üzerinde. Ek sıkılaştırmanın neredeyse bütün şartları var. Ama cümleden o çıkmış oldu. Biz de bunu faiz indirimine yorumladık. Dedik ki yani Haziran'da faiz indirimi yapılacak demek ki. O bir anda kuru yukarı yönlü şey yaptı. Hayal düşünüyor musunuz? Yok, ben düşünmüyorum. Faiz indirimi. Temmuz ayından itibaren başlayabilirse mevcut konjonktürde. Ki o dönemde sen bir de S-400 hikayesi de var. Evet, Temmuz zaten muhtemelen çok hareketli. Tepkiyi gördü, piyasanın verdiği tepkiyi. Riskleri arttırarak ek sıkılaştırma metnini kaldırdıktan sonra piyasa tepkisini gördükten sonra
Haziran'da faiz indirimi zaten muhtemelen bu piyasa koşullarında şimdilik imkanlı gözükmüyor. Hı hı. Ama biraz daha böyle yılın ikinci yarısında faiz indirme meyilinde olduğunu, eğer normal şartlar altında bu piyasaların seçim ve Amerika gerginliği dolayısıyla daha fazla bozulmaması halinde enflasyonun bazı etkileri dolayısıyla ikinci yarıda biraz yardım edeceği dönem. Hı hı. Metinden bunu çıkartmasına rağmen piyasa tepkisini göze alıp metinde bir cümleyi çıkarttı ama diğer cümlelerin hepsi yine sıkı para politikasını sürdürmek için tüm riskleri tanımlayarak burada hala sıkı para politikası sürdürme hevesinde olduğunu gösteriyor Merkez Bankası'nın. Biz kelime, ben de burada PPK yayındaydım. Yani hı hı. ilk açıklandığı evet. sırada o etkileri anlamında çok gereksiz bir ifadeydi. Yani riskler artarken metni yumuşatmak ne anlama geliyor diye. Tabii Merkez Bankası'nın yapmaya çalıştığı bir şey var. Aslında hani onu eleştirmekten çok onu anlamak tarafında yorduğumuzda kendimizi. Bu metni çıkarttığında piyasanın tepkisini gördü. Muhtemelen bu tepkiyi gördükten sonra bir mesafe alınmadan, özellikle Nisan enflasyonu da iyi çıkmayacak gözüküyor. Mayıs'ı bilemiyorum. Mayıs biraz mevsim dönüşü olduğu için ama mevsim dönüşünde bile bir öncekiye göre düşüş olsa da baz etkileri hala geçen sene... Enflasyon için söylüyorsunuz. Evet, kur tarafında geçen sene Mayıs ayında kur sakindi. Hı hı. Dolayısıyla bu kur etkilerinin hem tarım tarafında hem giyim tarafında Mayıs ayında da baz etkisinde yardımcı olmayacak. Haklısın, bir de Ramazan var. Genelde talepsiziz diye seviniyoruz, enflasyonu talep körüklemiyor diyor ama istisna bir aya giriyoruz. Evet, enflasyon orada bir talep de oluşacak için. Çünkü onun da etkisini yani yapacağını sanmıyorum. Hiç körüklemedi bir ayı, hatırlıyor musun Ramazan'da? Ramazan ayında enflasyon düşer. Yani öyle bir ay hiç hatırlamıyorum. Ben. Öyle bir yıl düştüğü bir yıl hiç hatırlamıyorum yani. Evet. Ya bir yani. De öyle bir şey var. Ramazan'da işte enflasyon düşer şey var ama düştüğü bir dönemde yok. Belki aç kaldığımız için mi? Ya yani, psikolojikman oldu. Psikolojikman evet düşüyor da. Peki mesela şu anda 5.94.98'de dolar. Mesela bu kur seviyesinde faiz indirmesi mümkün mü? Ya da hani bahsediyoruz da şimdi Haziran'da belki beklemiyorum deriz, Temmuz ve sonrası. Şimdi o zaman hani bu seviyelerde bir de faiz indirimi gelirse o zaman döviz tarafına nasıl yansıyacak? Yapmaz. Yani para piyasalarının tepkilerini Merkez Bankası çok yakından takip ediyor. Böyle bir kurun hareketli olduğu, trend halinde hareketli olduğu. Evet. Sene başından bu yana %12, son bir aya baktığımızda %6-7'si neredeyse son bir aydan geliyor. Böyle doğru. bir yapı içerisinde çok özel bir isteğin de olması lazım. Merkez Bankası da yani şu anda kurun yukarı çıkmasının piyasalara sağlayacağı bir fayda olmadığını çok iyi biliyordur. Tahmin etmiyorum yapacağını. Buna rağmen yapması demek tüm piyasanın yanılması anlamına gelir. Bu konjonktür içerisinde zor bir ihtimal. Bir de kredi mevduat faizleri yükseliyor. İşte o yani da var. O tarafı da var. Evet. Yani bir tur yükseldi, ikinci tur yükselecek mi, yükselmeyecek mi? Verilmeyen bir kredinin yükselmesinden bahsediyoruz. Bu da bir soru işareti yaratacaktır bu tempoda. Orada enteresan bir durum var. Geçen toplantı sonrasında da benzer bir şeyi konuşmuştuk. Merkez Bankası faiz arttırır mı söyleminin arkasından. Mevduat faizleri bir süredir baskılı olarak gidiyordu. Doğru. Şimdi bu yapılan son gelişme bu hafta başı da mevduat faizlerinde o terkin yoluyla bankalara üst bant uygulamasından vazgeçildi ve serbest bırakıldı uygulaması. Eğer doğruysa bunu ispatlamak şansımız yok tabii. Aslında bir hatadan geri dönüş anlamına geliyor. Çünkü bu kadar dolarizasyonun olduğu bir yerde tasarrufçuyu reel getiriden mahrum bıraktığınız zaman bunun etkilerini ne yazık ki yaşayarak öğrendik. Şimdi macun tüpten çıktı. Bazen onu geri sokmak kolay olmayabilir. Evet. Şimdi bu saatten sonra mevduat faizlerini serbest bıraktığınızda evet piyasa koşullarına gelebilir. Nasıl olacak? Evet. Şey olabilir. Bankaların... Arz talep dengesiyle mi olacak? Tabii, nasıl olacak? Muhakkak kredi iştahı düşük olduğu sürece faiz mevduat fiyatları görmeyebiliriz ama Merkez Bankası'nın fiyatının üzerinde bir mevduat faizli genel teamüldür. Çünkü en kısa vadeye en düşük faizin verilmesi lazım teorik olarak. Şimdi keşke bu yapılmasaydı. Bu hamle mevduat faizleri yükselince dolarizasyon düşer sonucuna ulaşamıyoruz şu anda ama dolarizasyonu azaltacak bir unsur olarak iyi bir uygulama olacak. Eğer bugün duyduklarımız doğruysa en azından dövize gidip gitmeme konusunda kararsız olan insanlara biraz reel getiri verdiğiniz takdirde düşündürtürsünüz. Çünkü reel getiri yok. Kur tatlı tatlı bir trendin içerisinde. Evet. Yaklaşık 2 aydır hemen hemen her gün çıkıyor. Yani DTH'ları da etkiliyor. Tabii DTH'ları da etkiliyor. Tabii DTH'ler tarafı bir SWAP'tır aslında ekonomi için.
Nasıl DTH bir, potansiyel aslında harcama kabiliyeti olan bir tasarruftur. Şimdi sene başı DTH rakamına baktığımızda 192 milyar dolardı. Şu anda 212 milyar dolar. Yaklaşık 20 milyar dolar bir dolar bazında artış var. Kuru sene başı 5.30, şimdi de 5.95 aldığımızda bu iki rakamın TL bazında karşılığına baktığınızda 192 milyar dolar 5.30 fiyattan 1 trilyon 15 milyarlık bir döviz tasarrufu yapanların TL varlığı anlamına geliyor. O rakamı bugünkü cari kurla 212 milyar dolar ve 5.95 ile çarptığınızda karşımıza çıkan rakam 1 trilyon 261 milyar. Hı hı. Yani ikisinin arasında yaklaşık döviz varlıklarımız, tasarruf sahipleri 245 milyar TL civarında aslında varlıklarını arttırdı. Bunun ters bacağı da var. Borçlu olanlar için 195 milyar dolar özel sektörün borcu var. Aynı olduğunu varsayalım sene başında. Oradaki kur artışının yükü de 195 milyarı 5.30 ve 5.95 arasındaki farkı aldığımızda da orada da 127 milyar TL'lik şirketlerin borcunun artması söz konusu. Hangi taraftan bakıp ne tarafa yorumlarsanız bir politika güdebilirsiniz. Aslında böyle durumlarda geçmiş kriz ya da böyle olağanüstü durumlarda DTH'ların çözülmesi hep bir harcama etkisi getirmiştir. Düşen konut fiyatlarına yatırım yapmak için artık döviz gitmeyecek hissini yarattığınız andan itibaren bu gayrimenkule, bu ertelenmiş tüketime, bu otomotive birçok yere yönelebilir. O yüzden aslında kenarda kocaman bir avantaj duruyor. 245 milyarlık tasarrufların değer artışı duruyor. Hı hı. TL tasarrufların faiz kadar artışı. Ama orada kilit nokta işte. Hani o nasıl... Onları tetikleyebilmek evet, lazım. Evet, nasıl tetiklenecek yani? Oradaki... O bizim açmaz konumuz ya da tartıştığımız. Yani kur düşüşü mü kur yoksa... Kur düşüşünü... yangından kaçayım diyebilir mesela. Tabii orada, yani kurun daha fazla artmayacağını sağlayacak iklim gerekiyor. Ya da TL'yi güçlendirmek. Hani evet. Biz tersten de bakmamız lazım değil mi aslında? Ya TL'ye yüksek faiz vermek, ya işte Amerikan ilişkilerinde bir mesafe almak, ya bu işte petrol fiyatını kenara koyuyorum. Bir seçim sonucuyla ilgili süreçten sonra gelişecek siyasi tablonun ve bir ekonomik programın tüm topluma güven verir tarzda bir şey olması lazım ki vatandaşın döviz tasarrufundan TL tasarrufuna yönelmesi ya da tüketime yönelmesi sonuçları çıksın. Aslında bu dediğim gibi geciktirilmiş, bastırılmış bir talep duruyor. Hı hı. Neden harcayamıyoruz? Ya korkuyoruz, kur gidiyor, faizler çok yüksek. Ya daha çok kazanma. Daha çok kazanma var ya da tasarruf etme var. İşsizlik de artıyor bir yandan. Bakmayın evet. Sadece biz tasarruf sahiplerini konuşuyoruz. Harcamanın durması bir de borçlar da var, tabii. Sadece parası olanın harcayamamasından değil, işlerini kaybeden insanların. Bu kenarda potansiyel bir pozitiflik olarak belki görüyorum. Sen ne diyorsun? Nasıl olacak kısmı benim için önemli. Nasıl? Evet, yani zaten tartışıyoruz. Sen tartışmadın ama oraya bıraktın, girmedin, geri çekildin orada. Şimdi ben 245 milyar TL'lik bir para var, onu evet. Nasıl kullanacağımızı yönlendir. DTH çözülmüyor. Çözülmüyor, evet. Şirketlerin borcu artıyor. Kredi yapılandırmasına gidiyoruz. Şimdi ben de olumsuz taraftan gidiyorum. Kredi yapılandırmasına gidiyorsun ve düşük kredi faiziyle gidiyorsun. Bu da ne yapıyorsun? Kamu tarafında, kamu bankaları üzerinde ağırlıklı olarak kamu bankalarında sermaye ihtiyacı doğuruyor sana. Evet. Şimdi konut fiyatları düşüyor gözüküyor. Talep kısmında herhangi bir şey yok. Mart ayına bakmayın çünkü o Nisan ayında düştüğünü tekrardan ben görmeyi beklerim. Çünkü o vergi istisnasının uzatılmayacağı bekleniyordu konut tarafında. Yani otomotiv tarafında bekleniyordu da konutta beklenmiyordu. Şimdi bir gayrimenkul fonu kuruluyor. Evet. Onu açıkladı da işte 5 milyarlık sıfır. Onu nasıl buldunuz? Yani o %80 bankalar, %20 de inşaat sektöründeki firmalar şey yapıyor. Evet. Ortak olacaklar bu fonu. Ortaklık yapısı bu şekilde. 5 milyarlık ilk etapta sıfır ve şeydi. İmar riskinin alınmış ve markalı ürünler olacak. Bir talep olur mu? Ya ben şöyle basit etaptan gidiyorum. 1 milyonum var. Şu anda mevduata koyduğunda yaklaşık 22,5'tan bağlı diyelim. 122,5 olur. Brüt üzerinden gidiyorum. Hı. Aldığın ev %20 değer artışı olacak mı? İlk önce enflasyonun bir sakinleştiğini görmeleri gerekiyor trendin. Yatırımcı tarafına baktığımızda kurun böyle çaktırmadan bir yukarı gitmemesi gerekiyor ki ben gideyim araba alayım, ben gideyim ev alayım ya da elektronik eşya alacaksam ağırlıklı olarak elektronik eşya alayım ama bunların hiçbirini yapmıyoruz. Evet. Diyoruz ki ya bak bu kur tık 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 yukarıya gidiyor. Şimdi son
bu Nisan başından bu yana da kur böyle etaplı etaplı yukarıya gidince, yani 100 doları bile, yani 100 kenara dolar koyun karşılığında bile artık onu almaya başladılar. Hı hı. Altın tarafında öneride bulunuyorduk. Madem dolar istiyorsun git altın al diye. Ons fiyat aşağıya gelince o yeterli çıkmadı diye ondan çıkıp da dövize de geçiyorlar. Hı. Yani dışarıya baktığında yani böyle bir ortam olunca da o 245 milyara anca yat filan alabiliyorsun. Sıfır vergi üzerinden gidiyor iş. Ama harcama tarafında, işsizlik tarafında bilhassa çok net söyledi orada. Oradaki kesim tüketimi durdurduğu anda sen harcatamıyorsun. Yani o yüzden geçen günlerde TOP Başkanı İhsan Cukuroğlu'nun açıklaması vardı. Perakende sektörünün, doğru, canlanması gerekiyor diye. Onu tüketim sektörü diye yormak gerekiyor. Tüketim sektörünün yorması için de benim bazı şeylerde, mesela iş konusunda da diğer etmenlerde de, yani tam her şey dengeye oturdu demem lazım ki, yani bizim önümüzde Mart'tan bu yana, Mart diyorum, Nisan'dan bu yana kurdaki artışa baktığımızda ağırlıklı olarak etmen seçim sonucunun hala ne olduğunu bilmiyoruz. Mesela onun etkilerini de soruyor yani izleyicilerimiz. Net etkisi yani, var kur üzerinde yani. Yeniden yok seçim olursa orada of mesela fiyatlanıyor mu? Şimdi, yeniden seçim olur kısmında. İlk etap ne deniyordu lazım bize? 1 Nisan'a kadar, yılbaşında 1 Nisan'a kadar işte alımları durdurduk, evet, yatırımları durdurduk, şu seçimi görelim. Evet. Seçim işte 30 Haziran konuşuldu, tekrar karar verildi, 30 Haziran oldu. İşveren tarafı aynı şeyi diyecek ki bu sefer Haziran'a erteleyelim. Ki bu arada devlet de yani eleman alımı için bayağı bir teşvik verdi, yani az buz da değil. Ya ona rağmen bir toparlanma görmedin. Şimdi genel konsensüs nedir? Yaz ayına girdiğinde eleman alımı, yatırım şeyleri... Eylül'e şu yaz sezonunu atlatalım, ölü sezondur derler. Ondan sonra bütçe yapalım, 2020 bütçesini derler. Hep bir hedef var. Bam 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 ileriye, evet, gitmiş oldu. Yani, evet, bir anda kaybettin. O sırada bizim Mayıs ayında açıklayacağımız tarım politikası ne olacak, ne bitecek? Hı hı. Yani onu da tam olarak bilmiyoruz. Siz bir önceki yayında onu konuştunuz ama yani Hububatçılar Birliği ve Tohumcular Birliği vardı ya, onların bir açıklamalarını gördüm ben. Orada bir ortak bir konsensüs olması gerekiyor. O şekliyle, hı hı, ki net bir şekilde yok ortada yani, anladım, bir taraflardan sızmış. O net o şekliyle pek olumlu yönde olacak demiyor diyorlar ki, hı, yani o derneklerle bir konsensüs oluşturması lazım. Otomotiv sektörüne bakıyorsun. Kimse araba alayım diye peşinden koşmuyor. Kur artışını da bir de yansıtmaları gerekecek bu dönemde. Belirli bir şekilde kompanse ettiler. Yani 10 bin liraya sıfır faiz veriyorlar. Yani arabaların sıfır arabalar 100 bin liradan başlar oldu. Şimdi 5 yıllık kredi faizi şeyden bu yana, Mart, Nisan başından bu yana taşıt kredilerinde 0.5'lik bir artış var. Ama tüketici kredilerinde %2'lik artış var. 2 bas puanlık artış var. Şimdi bu artınca zaten ben bir şeyden korkuyorsam, o tarafta ya yani krediyle kapatırım derken o kredi faizine yetişmeye çalışmam ne olur? Hı-hı. Kenarda kalsın derim. Döviz tevdiatta kalsın ya da bankada, mevduatta da İşte artış olduğunda Merkez Bankası 24, daha yeni işte 24,5'lar, o da swaplı mevduat üzerinden konuşulmaya başlandı. TL o zaman şey olmuyor sana, yatırım enstrümanı olarak değerlendirmiyorsun. Yani baskı altında kalmaya devam ediyor. Şimdi bu ortamda da 245 milyarı nasıl piyasaya dökeceksin? Yani cebimde duruyor para ama... Çözülmesi nasıl olacak? Çözmüyorum. Recep düşündü şimdi, ve geldi. Evet. Süre verdik diye cevap geliyor. Zaman kazandı. 245 milyar olgusu tabii program için güzel oldu. Bir varlık artışı var. Şimdi, evet, dünyada bitmeyen kriz var mı? Yok. Türkiye'de bitmeyen kriz oldu mu? En de sonunda krizler bitiyor. Ben şu ama anda yeni krizler başlıyor. Krizin bittiği ya da ekonomik zorluğun bittiği tanımını yapmıyorum. Ekonomik zorluğu bir süre daha yaşayacağız gibi gözüküyor. Çünkü, hı hı, temel verilerin bir kısmında iyileşme varken ekonomi dışı riskler hali hazırda fazlasıyla ekonomiyi tehdit eder vaziyette. Hı hı. Ama şu da bir gerçek ki bizim geçmiş krizlerimize bakın, 94 krizimize bakın, 2001 krizimize bakın, 2008'e bakın. Evet. Bir de 2018'den başlayan ve devam eden bu krize bakın. Her krizin bitiminde şu şeyler oluyor. Varlık fiyatları ucuzluyor. Hı hı. Tasarruf eden vatandaş korkudan ilk hamleyi vatandaş yapamıyor, yerli yatırımcı yapamıyor. Evet. Ne zaman ki borsa olsun, gayrimenkul olsun, şirketler olsun ucuz diyor, yarı fiyatına düşüyor. Hatta varlık yönetim şirketlerinden, yapılandırılmış krediler üzerinden böyle gelen yabancı talepleri de böyle, hmm, okumak lazım. Ne zaman ki bu varlık değerlerimiz dibe vuruyor, ondan sonra bir yabancı sermaye girişi başlıyor. Yabancı girmeye başladıktan sonra bizim yerli uyanıyor. Onlar döviz bozmaya başlıyor. Dolayısıyla bizim
tasarruf sahiplerinin şu anda dövizde kalanları şu ana kadar doğru yapmış vaziyette. Doğru yaptılar ki servetleri işte 245 milyar TL dediğimiz o tanım kenarda duruyor. Bunlar varlıklarını koruyanlar. Erimedi yani, evet. Varlıklarını koruyamayanlar var. Mevduatların yarısı da TL. TL'nin bir kısmı faizle enflasyon farkı kadar bir kısmı kendisini korumaya çalışsa da net olarak kur artışını yakalayamadığı dönemlerde dolar bazında bayağı bir tasarruflar erimiş gibi duruyor. Faizi istediğiniz kadar yakın zamanda yükseltin. Son 6 ayın, son 7-8 ayın hatta geçen Ağustos'tan bu yana kurun getirisini yakalama şansı kısa vadede yok. O yüzden TL'de kalmış tasarrufçuların varlıklarında erime varken dövizde kalmış tasarrufçuların varlıklarında o 245 milyar rakamını bu yüzden söyledim. Bu daha önceki krizlerde de böyle oldu. 2008 krizindeki kasılmada da 2001'de de batmayıp ayakta kalan şirketler pazardaki boşlukları doldurdu. Dövizde kalmış vatandaşlar kurda doğru zamanda realize ettilerse bunu varlık fiyatları, düşen varlık fiyatlarında alım fırsatı olarak değerlendirdim. Dışarıdan sermaye gelirse diyorsun. Tabii yani, o zaman şart o. Dışarıdan fon gelirse. Gelirse. Peki bizim, ama nasıl gelecek? Şimdi onun için uygun ortamımız var. Geniş bir konu. Yani ben bu konuyu şey yaparken bir tespit yapmaya çalıştım. Bir pembe pencere açmak değil. Evet. Ama her kriz fırsat doğurur ve Türkiye'nin şu anda yaşadığı ekonomik zorluklar da gördüğüm kadarıyla sadece ekonomik önlemlerle değil, daha önceki programlarda da konuştuk. Siyasi tarafında çok belirleyici olduğunu hepimiz biliyoruz. Hem dış politikamız hem iç siyasetin getirdiği tonla riski şu anda fiyatlarda görüyoruz. O yüzden ekonomik tabloda bir mesafe alınma hali olur ise fırsatlarımız çok demeye getiriyorum. Ama bunun zamanlaması konusunda çok iyimsersin, bugünden yarına bu piyasa düzelir mi sorusunun cevabı değil benim verdiğim şey. Ne kadarlık bir süreçte peki öngörürsün? Yani öyle bir şey dinamikler açısından söylüyorum. Çok zor bir şey tabii. Belki süre vermekten çok dönem olarak gelişmeler üzerinden gitmek lazım. Mesela önümüzdeki bu hafta kritik bir hafta. Evet. Seçim sonuçlarıyla ilgili bir YSK seçim açıklayacak. Tekrarlanması kararı. Tahmin ediyorum piyasadaki bu gazını almış faiz ve kurdaki hamleyi yukarıya itme potansiyeli var. Orada açıklanacak seçim sonuçlarına göre mesela bir değerlendirme yapmak lazım değil mi? Yani işte kabul edecek ya da reddedecek. Hani tabii bunları seçimin tekrarından bahsediyoruz. Evet. Yani seçimin tekrar demek eşittir. 2 ay boyunca yeni propaganda, yeni popülizm. Dikkat ederseniz bakın mevduat faizini neden baskıladı ekonomi yönetimi? Aslında arkasında güzel bir amaç vardı. Kredi faizlerini düşük tutmaktı. Çünkü bir yandan hep biz parası olanın derdini konuşuyor gibiyiz. Aslında borcu olanların derdi daha da büyük. Hem döviz bazında borcu olanların hem TL bazında yüksek faizle bunu çevirmek için olanların. Aslında bu yapılış maksadı kötü niyetli olmamakla beraber çok seçim öncesi döneminde ve aşırı baskılanma sonucu ortaya çıktı. Bugün o faizleri, mevduat faizlerini 19-20 bandına düşürmeseydik Merkez Bankası'nın faizi 24'te ve o seçim olmasaydı, bu seçim dolayısıyla da seçim öncesi o KOBİ'lere destekleri vermek için çok uğraşmasaydık bugün bu kadar faizleri yukarı çıkartmak durumunda kalmaz idik. Ya da kurun bu kadar savunmasız kalacağı bir ortam olmaz idi. Seçim deyince işte bu akla geliyor. Yani 2 ay sonra yeniden seçim var dediğinizde yine politikacıların enflasyonla mücadele mi, büyüme mi konusunda tercihlerini hep büyümeden yana yaptıklarını gördük yakın zamanda. Şimdi bugün yapılan önlemlere bakıyorum dedim ya, o macun tüpten çıktı mı bir daha geri dönmesi zor. Şimdi bugün mevduat faizlerini bırakırsanız TL'yi kuvvetlendirmek için yapıyorsunuz. Kuru baskılamak için yapıyorsunuz. Dolayısıyla enflasyonla mücadele konusunda bir kararlılık hissediyorsunuz. Bugün kredi faizlerinin arttığını duyduk hepimiz. Evet. Yani mevduat faizi ne kadar artarsa muhtemelen kredi faizi o kadar artacak. Ne oldu KOBİ'lerin sorunları? Bundan 3 ay önce çözüyorduk, şimdi çözmemeye mi karar verdik? Hayır, burada tercih gördüğüm kadarıyla yavaş yavaş enflasyonla mücadele tarafına gitmek zorunda ve o hamleler atılıyor. Ve biz büyümeyi bu sene feda etmek durumundayız. Öyle gözüküyor. Yarın negatif işte verecek mesela. Negatif. Yani negatif bir beklentiniz ne? -1. Yani Etap zaten ona doğru şey yapıyor. Piyasada kendini revize ediyor. Yani Merkez Bankası anketinde de bu var. Etap aşağıya doğru. Kurun yük çıkması gibi büyümeyi de aşağı yönlü revize ediyorlar. Gelişim olarak mesela şey olabilir. Kuru aşağıya düşecek diğer bir etmen. Biraz önce haberde şey vardı. Trump'la Cumhurbaşkanımızın görüşmesinde S-400 için ortak bir çalışma grubu. Evet. Kurulmasına karar verilmiştir.
nokta dediğin anda o kurda aşağı yönlü hareketi görürsün. İlk baskıyı oradan alır. Hmm. Ondan sonra hikaye zaten seçim ne olacak, ne bitecek. Bir de seçim konusunda yeni seçim yok kararı. Ya bu iki gelişme zaten. İki gelişme direkt sana aşağıya, kuru aşağıya çeker. Ne hemen hemen köpüğünün yarısına yakınını alırsın ki. Yani ben 5.72'nin üzerine çıkmasını normal şartlarda beklemiyordum. İlk etap bir oraya doğru, hatta daha aşağısına doğru olabilir ama enflasyonda da bir destek görmen gerekiyor. Onda enflasyonda destek görmedikten sonra kendi kendini... Bütün olay beklenti yönetmek belki. Yani önümüzdeki 6 ay yönelik bir şey verebilirsen insanlara. Yani bu risk ortadan kalktı, bu risk ortadan kalktı. Artık ne besler ki bu kuru? Şeyini verirsen bu sefer beklentiler düşmüyor. Şey de vardı orada, yani alt tarafta S-400 çalışma grubu, İran yaptırımlardan dolayı gidip Irak'a yanaşıyoruz. Ondan evet, daha ekstra petrol alacağız. Bu da sana olumlu bir katkı yapacak. Bu sefer ne oluyor? O tarafta ama orada bir maliyet var. Amerika ile aynı paralelde hareket ediyorsun moduna gelir. Sıkıntı yaratmaz orada. Bu ne yapar? Para girişinin, fon girişinin Türkiye'ye akmasını sağlayabilecek etmenlerden bir iki tanesi olabilir. Diğer kısımda da zaten kendi iç meselene bakacaksın. Enflasyonu indirmek için ne yapıyorsun? Neye devam edeceksin? Merkez Bankası nasıl açıklama bulunacak? Çünkü ya o şey geçen hafta Merkez Bankası rezerv şu kadar oldu ibaresinden sonra Financial Times'ın internet sayfasına bir evet, daha rezerv haberini koyması 5 dakika sonra ilginç. Yani orada hesaplamayı ciddi bir şekilde takmış durumdalar. Senin evet, rezervin evet, nedir ne değildir ithalatı karşılamıyor konusunda. O yüzden merkezin iletişimi de son derece önemli, güçlü olması gerekiyor. Dedim ya 10 gün sonraya randevu vermek dedim ya bu iş açıklanıyorsa direkt hemen müdahale edersin. Böyle bir haber çıktığında direkt tepki vermesi lazım. Direkt mi vermesi? Ve bunu Merkez Bankası kendisi yapması lazım. Swap'ta da benzer şey oldu. Zaten yani şimdi seçimden önce swap faizleri tavan yaparken ya BOTAŞ'a vermişizdir. O tarz bir yaklaşım olmaması gerekiyor merkez tarafından. İzleyicilerimiz de merak ediyor. Mesela tekrar swap kullanır mı seçim tekrar olursa? Yok tekrar, öyle bir şey zannetmiyorum. O bir kere kullandı ve ne olduğunu gördük. Değil mi? Çok ama bu kullanmayacağı anlamına da gelmiyor. Gelmiyor. Ya yani o ani bir çıkışta böyle bir önlem sesi varmış. Eş zamanlı bizim bankalar da oradan kredi kullanıyorlar. Yani şimdi o tarafı doğru, da var. Fonlama tarafı orada. Yani tek tarafta biz o dönemde baktık ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Daha da maliyetini şey de görmedik. Bize yansımasını gördük yani, mü? Yok, yani güven görmedik, anlamında gördük de. Yani realist... yani şey değil, BDDK verilerinde vardı işte 16 Nisan haftasında 13 haftalık ortalamada kredilerin büyümesi 13, mevduatın büyümesi 23. Hmm. Yok orada kredi büyümesi. Evet. Niye fonlayacağım ki? Zaten talepte var mı yok mu? O da ayrı bir soru işareti. Doğru. Yapılandırma haricinde. Araya gidiyorum. Sonrasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kısa bir ara. Evet, küresel piyasalara devam ediyoruz. Şimdi swap konusunda tekrar seçimden sonra, daha doğrusu seçimlere yenilenirse acaba tekrar böyle bir mekanizmayı devreye sokar mı Merkez Bankası'yı? İzleyicilerimizin bir sorusu vardı. Barki söyledi. Sen ne diyorsun Recep? Senin evet, fikrin şimdi bu tip kısa dönemli politikaları kullanma ihtimali var. Daha önce denemediği bir şeydi. O an için etkili oldu. Sonrasında zararı gördük. Çünkü içeriye yabancı yatırımcıyı giriş serbest çıkış yasak yaparsan bir süre sonra bunun ters etkileri gözüküyor. Evet. Hatırlarsanız 5.80'den 5.60'a düşürmüştük. Şimdi 5.95. Bunlar kısa vadeli Merkez Bankası'nın para politikalı araçları ama biz uzun vadeye biraz daha baktığımızda bozulan değerlerimiz mesela 10 yıllık faiz. Şimdi 10 yıllık faiz çok önemli bir göstergedir. Hem borsa tarafında çok anlamları var. Hem de aslında beklentilerin şekillenmesi, nasıl CDS güven, çok önemli bir güven şeyidir, evet, parametresidir. Doğru. 10 yıllık faizler de keza aynı şekilde. 10 yıllık faizler az önce yayında sen söylerken 19.38'ler gibi hatırlıyorum. Evet, 19.38. Sabah da 19.50'leri de gördü. Bu çok önemli bozulma. Şimdi Türkiye'de eğer enflasyonla mücadele programının bu seneyi öyle ya da böyle 16-17'de kapatırız, sene 12'ye düşer, ondan sonra 9-10 gibi Merkez Bankası'nın verdiği vizyona uygun bir vizyona inanan bir yatırımcı 10 yıllık bonoda %19,5 faiz istemez. Hı. Ya da %19,5'tan satmaya çalışmaz. Orada Merkez Bankası'nın verdiği enflasyonla mücadeledeki vizyonla piyasaların bunu fiyatlamalar arasında bir fark var. Bundan yaklaşık 3-4 ay önce 16'ların altına düşmüştü. O dönemde biraz kamu alımları da vardı. O da realite değildi. Tırnak arasında onu söyleyeyim. Kamunun bastırdığı her şey dönüyor dolaşıyor.
2 ay sonra ters yapıyor. Bono faizlerini düşürken yabancı çıktı. Şimdi 19,5'ta bizim yerli bankaların elinde bonolar duruyor. Mevduat keza aynı şekilde bastırıldı. Şimdi belki 24,5-25,5 gibi seviyeye gelecek. 10 yıllık faizleri iyi takip etmemiz lazım. Çünkü şirket projeksiyonlarında da Merkez Bankası'nın iletişiminde de beklenti yönetiminde de çok önemli. 19,5 seviyesi kötü bir seviye. Yani yarınki enflasyonla lazım? Mücadele programında, enflasyon raporunda yani Merkez Bankası'na belki böyle bir soru gitmez ama şöyle bir 3 senelik vizyon koyduğunuzda, ortalama hedefi ya da vizyon hedefini 5 olarak koyduğunuzda 3 sene içinde 5'e, bilemediğiniz 6-7'ye gelecek bir enflasyonla mücadele programı sürdürüyorsunuz. Ama piyasalar 19,5 faiz istiyor. Ya merkezin artık 5 gibi bir şeyi uzun vadeye atıp arttırması lazım. Realiteyi arttırması lazım. 5 kısmından vazgeçmesi lazım artık. Ya da geçebilir mi o 5 kısmından? Geçmez gibi. Güzel slogan. Yani çünkü 5-5-5 değil mi öyle o şekilde zaten? Yani belli 3 seneden sonra yaklaşık 5'ler civarına getiriyor. Bu tabii dünya konjonktürüne baktığınızda bu kadar enflasyonsuz bir dünyada bu kadar büyümesi zayıf olan bir ülke olarak 5'e ulaşamamamız ayrı bir başarı öyküsüdür. Yani ben bunu 10 yıl, 10 yıl ironi olarak söylüyorum. Dünyada enflasyon yokken, Türkiye'de büyüme yokken biz bu enflasyonu bir türlü baş edemiyoruz. Tabii bizimki ağırlıklı maliyet enflasyonu. Maliyet enflasyonu dinamikleri ayrı çalışıyor. Ama kararlı, tutarlı söylediklerinde ayağı yere basan ifadeler kullanan Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi her zaman ütopik hayallerden ya da ütopik hedeflerden, hayal demeyeyim yanlış oldu, hedeflerden daha inandırıcı. Şimdi izleyicimiz rezerv açıklaması ne olabilir Merkez Bankası'nın diye sormuş ama zaten bilsek değil mi? Hesaplamayı nasıl yaptığını anlatacak. Metodolojinin ne olduğunu örnekleyerek anlatacak. Ben de onu anlamıyorum. Yani para yok yine ortada ama hani sınavlarla nasıl geldiğini muhasebesini dinleyince. Ya, o yeterli olacak mı? Dedikodu kısmını kapatmış olacaksınız. Paranın nereye gittiği mi önemli? Muhasebe önemli. Muhasebe önemli. Benim için muhasebe ama diğer taraf için tamam anladık da yani o para sadece, nereye gitti? Evet işte şeffaflık. Yani sadece nasıl hesaplandığını göstermek yeterli olacak İşte mı? Zaten şeffaflık olduğu zaman yani daha fazla şeffaflık olduğu için merkez kendine göre şeffaf şey yapıyor, görüyor kendisini. İlk gün reaksiyon verirsin hemen. Evet. Yani bu dinlendirme yani aldım ben Financial Times'ı sabahleyin bakıyorum Türkiye ile ilgili yarım sayfa haber olduğunda nasıl şirketler kapa hemen gördüğün takdirde yarım saat içerisinde haber veriyorlar. Olması gereken de bu zaten. Evet. Herkes de hemen saat 11'de bir toplantımız var arkadaşlar. Bunun hesabını biz yapıyoruz. Dolayısıyla bunların brüt net hesaplaması şöyle yapmışlar yanlıştır böyle olması gerekir der. Konuyu orada kapatır 10 gün sonra da detaylı açıklayacağım diye şey yapardı. Kendini gene vizyon koyabilirdi. 10 yıllık tahvil faizine gelince mesela ben hep şey diyordum ya hangi ara kaçırmışım dedim 14.50'ye gelmiş 10 yıllık tahvil faizi. Bu borsanın yükseliş potansiyeli ortalama her biri 10.000 yukarı atar. 14.50'de borsada hedef fiyat 2019 için 120.000 bandındaydı. 14.5'a geldik gene 120.000 bandında. 19.5'a çıkıyorsun gene 120.000 bandında. Şimdi Türkiye borsasına bakıyorsun gelişmekte olan ülkelere göre ilk defa Rusya'nın altına gelmişiz bugün. Evet. Yani normal şartlarda onun bir fırsat olduğunu fiyat şimdi söylüyorum. O bir fırsat ama şimdi bu iki tarafta ya yani bir fırsat tamam fon akımı Türkiye'ye olduğunda olması için gereken şartlar 3 aşağı 5 yukarı biraz önce söyledik. Olduğu takdirde sana gelirler. Ama bu şeyi de gösteriyor. Kar beklentini sen aşağı çekiyorsun. O kar beklentini aşağı çektiğin sürece sana ucuz diye gelmezler ki. Mesela o yüzden BDDK verisi geçen hafta işte bankacılık sektörü üzerinde konuşuluyor. Bakıyorsun orada BDDK açıklamış net faiz marjı önümüzdeki dönemde gene 3'ün altında olacak anlamına geliyor. Kredi mevduat makasının bu şekilde olmasından dolayı. Bu ne yapıyor? Bankacılık sektörünün sen makası aşağıda kalırsa senin cazibenin bir cazibe olmadığı anlamına gelir. Yabancı da ilgi göstermez. Belki şimdi bunun üzerine tabii hem senin hem de Recep'in yorumunu alalım. Tufan Cömert'in bazı açıklamaları var yine Bloomberg'te. İşte yabancı yatırımcı için ciddi alım fırsatları olduğunu söylüyor. Bakalım doğrudur. Hangi alanlarda? Bir onun da bir sesine kulak verelim. Sonra üzerine hem konuşuruz hem de değerlendiririz. Son 5 senedir borsa her sene daha da ucuzladığı için beğenmeye devam ediyor. Şimdi bizim için baktığımızda endeksin ederi 126.000 seviyesi müthiş bir yani %30'dan daha fazla bir prim potansiyeli var. Ama dediğim gibi bu işin ederi endeks oraya gidecek anlamında gelmiyor. Türkiye fiyat kazançlı Rusya'nın da altında hakikaten uzun vadeli yatağı uzundan kastım hakikaten 2 ay 3 ay değil. Yani gerçekten 1 sene 2 sene 3 sene
yatırım yapacak yatırımcılar açısından çok ciddi fırsatlar var. Çok ucuzlamış. Çok ciddi bence burada alım fırsatları oluşmaya başladı. Endeks tarafında ucuzluk kavramı önemli fakat bu doğrudan gözümüzü kapatıp almalıyız anlamına gelmiyor. Bizim buradaki görüşümüz endeksten daha iyi getirmesi beklenen hisseler, bütün araştırma ekipleri, bizim de yaptığımız bu tarz çalışmalar var. Çeşitli zaman zaman hisseleri beğeniyorlar, portföylerine ekliyorlar, çıkarıyorlar. Bunların bence takip edilmesi lazım. Yani Akbank'ta, long endekste short olmak suretiyle o görece getiriye oynamak şu piyasalarda yapılacak en doğru şeydir. Tek bir yöne hareket etmek yerine. Faiz konusuna geldiğimizde evet faizler zaten artmaya başladı. Belli ki bir süre daha artmaya devam edecek. Dolayısıyla şu anda burada uzun vadeli bir faiz yatırımından ziyade biraz daha fırsatların kullanılması bence yerinde olacaktır. Döviz tarafında şimdi burada doğrudan bir faiz getirisine baktığımızda Türk lirası hala cazip görünüyor. Ama ve lakin dönüp baktığımızda burada yerli yatırımcının zaten faiz hassasiyetinden ziyade genel algılama, risk algılaması sebebiyle döviz ve altın tuttuğunu zaten biliyoruz. Dolayısıyla bu algılama bozulmadığı sürece bir miktar döviz de bence tutulabilir. Ve Tufan Cömert'in genel anlamda piyasalara özellikle borsa tarafına yorum böyle. Senin aslında söylediğine benzer işte ifadeler var. İşte hikayede öyle kilitleniyor. Eğer yatırımcıyı sen enflasyon konusunda ikna edebilirsen o 14.50 olduğunda 10 yıllık tahvil faizi ellerin hemen hesaplanır derler ki ortalama 145 bin. Şu anki konjonktüre göre yuvarlak hesap %7 prim potansiyeli var. Niye almıyorsun? Evet. Şimdi zaten hikayede burada niye almıyorsun hikayesi. Bankacılık sektör piyasa defter değeri 0.5 civarlarında ortalamasına geldi. Diyorsa ki net faiz marjı karlılıklarını aşağıya çekecek bunu. İlk çeyrek bilançoları iyi gelecekti yani onu da gördük. Düzenli veriden. Sanayi tarafına geliyorsun ya bunların borçları çok fazla. İç talepte sıkıntı var, dış talepte Avrupa'dan dolayı gene sıkıntı var. Evet. Dolayısıyla bunların da karlılığını aşağı çekelim. Yani Türkiye Rusya'dan da ucuz olmuş. Hadi buraya girelim. Tufan dediği gibi 2-3 yıl vadeli yabancı yatırımcı buraya girer de Türk yatırımcı 2-3 yıl vadeli buraya girer mi? Esas soru işareti orası zaten. Ha, yabancı olur ama Türk yatırımcı düşünür. Türk yatırımcı genelde ne yapıyor? 92 bin mi? 92 binden girmez. Hmm. 97 binden girer. Sonra realize olması onu fark etmiyor. O trende inanması gerekiyor. Aynen döviz tevdiatının çözülmesi için bazı şeylere inanması gibi. Bir trendi var. O belirsizlikler ortadan kalktı. Borsa içinde bu geçer. Bu sefer de biz ne diyoruz onlara? Ya dönem dönem ya havacılık sektörüne girin. İşte otomotiv sektörüne muafiyet geldi. O tarafa girin. Ya diğerlerine girmeyelim mi? Hmm. Diyoruz ki hayır oralara girme. O zaman nasıl yukarıya gideceksin? Oralarına da bir konsensüs gerekiyor. İşte tarım sektöründe ne yapacaksak o otomotiv sektörün içinde bulunduğu sorunu nasıl gidereceksek çalışmaların o yönde olması. Bu sermaye yapılandırması ilk etapta iyi geliyor. Sonra işte iyi bir yerde NPL'leri alacak deniyor ama. Evet o haberle mesela bayağı bir. Tamamını alacak zaten bütçesi yok ki. Yani bir işin o tarafına hiç irdeleme tarafına girmiyoruz. Yani şey zannediyoruz. NPL'ler var tamam ikinci grubun tamamını bunlar alacaklar. Sana elindeki bütçeden oranı kadarında yatırım yapabiliyor. Hmm. Hepsini kurtarmıyor. Mesela bugün yine bir bankamız ortalama NPL'ini %4 civarındaki bir getiriyle bıraktı. E şimdi 3-4 getiriyle bıraktığım bir şeyi yabancı ilgisi var mı? Evet ilgisi var. Hı-hı. Ama sana şey demiyorlar. Yani büyük bankalarını kapatırım. NPL'lerinin tamamını alırım. Eğer bu yapısal reform paketini tam olarak net olarak yabancıya anlatıp ikna edersen yabancı fonlar Türkiye'ye gelirse o zaman zaten bunların hepsini yapabiliriz rahat bir şekilde. Şimdi bazı hani şirket özelinde, hisse senedi özelinde de sorular geliyor. Onları da belki hani konuşmak lazım. Genel anlamda borsayı merak ediyor izleyiciler. Mesela bilanço döneminde Garanti ve Ayçelik bugün değil mi bilançolarını? Evet. İkisi de beklenti üzerinde getirdi. Tofaş da beklenti üzerinde getirdi. Ford Otosan geldi ben çıkarken o da beklentiye paraleldi. Bankacılık sektörünün beklenti üzerinde getirmesi biraz önce dediğim gibi BDDK verilerinde zaten onları gördük ve dedik ki yani net faiz marjı ve TÜFEX tarafında bir rahatlama var. Komisyon ve tebettü gelirleri değil. Dolayısıyla beklenen gibi olmayacak. Daha iyi gelecek dendik ama sonuçta mesela bugün iyi bilançoya rağmen bankacılık sektörü satış yedi iki tane kağıt. Yani sektörün tamamı yedi. Şimdi Halkbank'ı soruyorlar o da 0.25 piyasa defter değerinde niye kimse bunu almıyor tarzında. Ucuz kalmadı mı diye sormuş zaten izleyicimiz. Şimdi Borsa İstanbul genelin ucuz zaten ondan bahsediyoruz. Genel ucuz ama almam için ne olması gerekiyor? Yani niye alayım yani Rusya'nın ben altına gelmişim. Evet doğru. Ve hala sana yabancı tarafında da ciddi bir talep yok. Yerli tarafında da
İşte biraz önce saydığımız gibi, yani şu seçim sonucunu bir görelim, şu S-400'ü görelim, onu görelim, bunu görelim kısmıyla gittiğin sürece belirli bir bant oynar herkes. Orada %3'ünü 5'ini aldı mı geri çıkar. Şu anda bizim yaşadığımız da tamamıyla bu. Bankacılık sektörü dediğim gibi kredi mevduat faizlerinin yukarıya çıkması marjı etkiliyor. Marjı etkilenince de sen satışıyorsun. İstediğin kadar piyasa yukarı gitsin. Aselsan'ı soruyorlar. Hep kâr ediyor ama neden düşüyor? Aselsan kâr ediyor. Net işletme sermayesi kısmı biraz aşağı aşağı geliyor. Bir de takas. Bu Aselsan standart soru zaten. Bayağı bir var. Dayanamadım artık. Yorumcuları yanılttı ama. Takas dağılımı yok. Bizi yanıltmadı. Yani orada rahatız. Biz halka arz fiyatından sonra teşekkür ederiz dedik. Bir de 36'dan bıraktık. Aselsan'ın çok sorulma nedeni halka arzdan önce insanların 36 üzerinde 47'lerden maliyetlenmesi. Halka arzda girenlerin de onu minimum 33'lerden satarız diye girmesi. Yabancının da girmemesi. Yani dolayısıyla hikayeyi böyle özetlediğimizde işte yarın bir fuar var. O fuardan dolayı bir haber akışı olabilir, hareketlenir diye bir beklenti de oluştu bugün ama yani en son bıraktığımız yine eksiydi. Yani dolayısıyla orada bilançosu iyi gelse bile... Evet. Yani onun yabancı tarafının ona ilgi göstermesi gerekiyor. Çünkü o dönüp dönüşmüş Amerika ile ilişkilere geliyor. Bugünkü düşüş borsadaki genel trend mi? Bir bankacılık sektörü, Türk ETF'leri de düşmüştür büyük bir şey. Çünkü ağırlık onlarda da var. Şimdi Tüpraş tarafı tutuyordu. Evet. Tüpraş tarafına baktık. İran'daki yaptırımdan, muafiyet hikayesinden dolayı bir aşağı yönlü hareket var. Dönüyorsun bankacılık sektörüne, biraz önce saydığım etmenden dolayı aşağı yönlü hareket var. İyi bilanço gelenler bile yapıyor. Bugün mesela bizi tutan genelde havacılık sektörü oldu. Yani Türk Hava Yolları, Çelebi, TAV, bunlar Pegasus, bunlar tamamıyla yukarıda tek sektör. Komple yukarıda olan onlardı. Dolayısıyla böyle bir reaksiyon olması normal. 1 Mayıs'tan sonra, yani yarın mı açıklanacak bu YSK kararı? Yoksa haftaya sonuna doğru 2 Mayıs'tan ya da ertelenebilir diyorlar, evet. Nereye ertelenebilir? Yani bir şey söyleyeyim. Onu duymadım. Çünkü o yüzden dedim. Ben şey, cumaya kadar diye cumaya dedim. Cumaya kadar evet, normalde öyle bekliyoruz. Ama işte 3 ay gibi bir zaman da söylendi. 3 ay. Yani şöyle söyleyeyim. 3 ay çok gebe, yani 3 ay olmaz. Yani bu hafta sonuna kadar normalde en son hani konuşmamız cuma günü. Yani şimdi bak, döviz tevdiatı çözülmesini istiyorsan belirsizliğin kalkması gerekiyor. İşte kurun düşmesini istiyorsan... Evet. Kalkması gerekiyor. Borsanın gitmesini istiyorsan kalkması gerekiyor. Çünkü para dönüşleri bu dönemde olan herkes gecelik repoda ben geçireyim. Şunun kararı nedir, ne değildir bir görelim. Ona göre ya yukarıdan alırım diyor. Evet. Ya da aşağıya yönde aşağı gelecekse 80'lerden kapatırım. Şimdi bu bankalar neden batık kredileri onda bir fiyatına satıyorlar? Normal alıcı varsa. Yani normal neden bu alacakların %7 bandındaydı. 7-8 bandındaydı. Konjonktür böyle, şirketler daha borç yükü, daha fazla şey olunca cari oranları yerleri dökülünce dolayısıyla o da yarı yarıya iskontolanmış oldu. Bankacılık sektörünün fiyatın iskolanmasıyla NPL satışın iskolanması 3 aşağı 5 yukarı aynı şeydir. Genelde orada bir portföy oluyor, kredi portföyü. Bankalar bunları sevinerek satmıyorlar. Bütün tahsilat yollarını deniyorlar. Alamadıkları için zaten satıyorlar. Teminatsız ağırlıklı. Hiçbir yani banka teminatlı malını bir varlık yönetim şirketine satmaz. Ya teminatlarını tahsil etmede sıkıntısı var. Ya teminatsız krediler. Hukuki yolları önemli ölçüde kendi birimlerince yapıp sonuç alamadıklarını %3, %7 değerine satıyorlar. Orada farklı şeyler de dönüyor. Yani bankaya borcunu ödemeyen bir anda varlık yönetim şirketi satın alınca 100 liralık borcu 3 liradan alınca 5 liradan tahsil edebiliyor. Varlık yönetim şirketleri de böyle. Bankalardan gördüğü baskıya bunalıp varlık yönetim şirketinden daha cüzi miktarda ödeme yapan şirketler de var. Bundan dolayı çok düşük değerli. Yarın toplan bir şey söyleyeceksin. Varlık yönetim şirketlerini de halka arz edebiliriz yani. Risk sermayesi yatırım ortaklığı gibi bir şey oluyor. Yani 3'e aldığını 5, evet. Onun tahsilat oranını da görürüz. Hangisi? Niye olmasın ki? Gelmek şirketlerinden sonra her yere çık. Uluslararası varlık yönetim şirketleri Türkiye'ye talep göstermeye başladı. Dikkat ederseniz Türkiye'nin o yapılandırılmış kredilerini alalım talebi de bir nevi varlık yönetim şirketlerinin bankalardan kredi alması gibi. Evet. Bankalara sen bunu tahsil edemiyorsan ver ben tahsil ederim. Tahsil ederim. 100 liralık krediyi artık kaça pazarlık ederler bilmiyorum ama 30 liraya 40 liraya almak anlamına geliyor. Orada bir noktaya değinmek istiyorum. 1997 senesindeki endeksin dolar bazlı değeriyle şu andaki endeks aynı seviyede. Geçen yayında da bu dolar bazlı bakmıştık. 22 sene geçmiş. Borsamız dolar bazında 22 sene önceki değerinde. Evet. Bu Türkiye arada 22 senede
herhalde ortalama %4'ten bir iki katına ekonomisini büyütmüş bir Türkiye. Ama borsası 22 sene önceki dolar bazlı değerde. Şimdi ekonomiyi yönetirseniz, bakın az önce Halk Bankası'nı konuştuk. 0.25 piyasa defter değeri oranında. Hadi istisna bir durum, özel durumları var. Geçelim diğer büyük bankalara, hani özel bir sorunu olmayan, siyasetle ilgisi olmayan bankalar. Bunlar da hepsi defter değerlerinin altında. Yani sermayelerini bile veren yok bunları almak için şu anda borsada. Evet. İyi zamanda nasıldı bunlar? Bir finans bankın, bir deniz bankın satışını hatırlayalım. Bir bankaların hepsinin isimlerini bilemiyorum ama defter değerlerinin 3 katına piyasa değeri buluyorlardı. Dolayısıyla ekonominiz iyiyse varlıklarınız 3 katından bile talep buluyor. Ekonominiz kötüyse sermayeyi vermiyorlar. Sermaye bile vermiyorlar. Onun için dedim, bitmeyen kriz yoktur bir. Bir de her malın bir değeri vardır. Her kriz Türkiye'de varlıkların ucuz fiyatla yabancıya ya da krizden doğru yönde kalmış insanlara gitmesiyle sonuçlanıyor. Bunu da şeyden söyledim ben. Gayrimenkul fonu da zaten benzer mantıkta hareket ediyor. Dolayısıyla bunlar da buraya gelirlerse hem nakit ihtiyacı giderilmiş olur ki zaten cüzi ama oranda. Ama o fonlar yurt dışından herhalde gelecek. Yoksa yurt içinden mi? Yok, yurt içindeki firmalar, yani bankalarımız şu anda yurt içindekilere satıyor. Ben diyorum ki yurt içindekiler geldiğinde onlar zaten şeffaflık gereği halka arz olursan nereden ne tahsil ettiğini, nerenin ne durumda olduğunu görürsün. Şu anda biz ağırlık olarak işte inşaat ve enerji sektörüne yoğunlaşıyoruz. Başka sektörler varsa düzenleme yolunda onları da net bir şekilde oradan görürüz ama genelde böyle bir yöntem, halka arz yöntemini tercih etmiyorlar. Recep'e ek bir de şey yapayım, 97 dedin ya. Büyük bir ihtimal o zamanda da sermaye piyasalarındaki yatırımcı sayısı 1 milyondu. Şimdi de 1 milyon. Yani orada da bir değişiklik yoktur yani. Son olarak şunu sorayım. Son bir dakikanın içindeyiz ama bu yarınki toplantıdan sonra kur beklentinizi de soruyor izleyicilerimiz. Bu konu ben söyleyeyim. Toplantıda neler konuşulacağını tabii bilmiyoruz. Evet. Aslında ama çerçeveyi çizdik beklentileri. Yani şu konuda tutarlı Merkez Bankası cevapları lazım. Bir son toplantıda neden bu metin değişikliğine gitti? Oyun planı ne? Eğer burada ben faizi hemen indiririm, indirme hevesindeyim değil. Tam tersi, ben enflasyona bakarım. Yüksek giderse aynen dururum. Bir metne takılmayın tarzı bir piyasaya ikna edecek bir cevap verirse piyasa bunu beğenir. İkincisi de rezervler konusundaki gelişme olacak. Rezervler konusuna tahmin ediyorum piyasalara çok ikna olacağı bir cevap çıkmayacak. Az önce söylemiştim, yani para yok ortada, nereye gittiğini tartışıyoruz ya da muhasebesini tartışıyoruz. Net olarak rezerv kaybı var, bunu swap yoluyla kapatmış. Oradan pek ikna olacağımızı sanmıyorum. Özetle çok büyük beklentim yok Merkez Bankası toplantısından sonra. Peki, belki önce bir Amerika'ya gideyim, ondan sonra sana döneyim. Çünkü Amerika piyasaları da günü tamamlıyor. Hemen Melike Ayan'a gidelim. Bakalım nasıl bir gün olmuş. Melike, dinliyoruz seni. ABD borsaları günü kapatıyor ve rekor seviyelerde kapatıyor. Alımlarla, bol alımlardayız. Baktığımızda birinci çeyrek bilançoları, FED toplantısı, bu hafta gelecek olan tarım dışı istihdamın 187 binlere çıkarılması, birçok etken bu. Apple, baktığımız zaman Alphabet, GM, General Motors hisseleri gündemde, en çok kazandıranlardan. Ve hazinede baskıda, dolar FED toplantısı öncesi düşerken bugün gelen veriler, yani şahsi harcamalar, gelirler, enflasyon verileri beklentilere paralel geçti. Beklentiden daha fazla yukarı çıkmadı ama yıllık bazda baktığımızda her ne kadar istediğimiz elimize vermese de şahsi harcamalar hariç, çünkü o gerçekten düşüyor. Bir önceki dönem yukarı yönlü revize edilirken diğerleri kendi yukarı çıkış, aylık çıkışlarını o trendi korumuş durumdalar. Şimdi Powell'ın konuşması, FED toplantısı ve yarın da S&P CoreLogic, yani 20 şehirdeki ev fiyatları, endeksleri beklenenlerden diyorum söz. Tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Amerikan vadeli işlemler piyasasına bakıyoruz. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar. Evet, Amerika Birleşik Devletleri ABD vadeli işlemler piyasasında da yön yukarı borsalarda. Dow Jones vadelilerde %0.12'lik bir artış var, 26.547 puanda. Nasdaq vadeliler 7.854 puandan işlem görüyor, %0.18'lik bir artış var. S&P 500 vadelilerde 2.946 puandan işlem görüyor, %0.15'lik bir artış söz konusu.
Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu. Evet, Amerika piyasaları da günü tamamlamış oldu. Rakamları da paylaştık izleyicilerimizle. Bak, hemen senin de yorumunu alayım. Yani Merkez Bankası ikna günü bence. Yani yabancı yatırımcı ikna günü. Yerliden daha çok. Bu hesaplamayı net bir şekilde açıklaması gerekiyor. Onun haricinde dediğim gibi ya, gıda enflasyonu üzerinde sabitliğini gidermesi gerekiyor. Evet. Etmenleriyle beraber. Ve Recep'in de biraz önce söylediği gibi oyun planının net bir şekilde açıklaması gerekiyor ki ikna olsun, o kur istemediğimiz seviyelere çıkmasın. İkna burada son derece önemli. İkna edemediğin takdirde her şey gene gündemde kalacaktır. Gündemde kalması da kurun tekrardan yukarıya küçük küçük yönlü hareketinin devamını sağlar. İkna ederse kurda geri çekilmeyi rahat bir şekilde görürüz. Ne fazla kadar? Olmaz ama 5.90'ın altına sarkmayı görürüz diye beklerim ben. Orada. En azından o kadar bir geri çekilme beklersiniz. Peki Cuma günü Nisan ayı enflasyon rakamları gelecek. Onlarla ilgili beklentinizi de alayım. 2.42 bizim kurum olarak beklentimiz. 2.42. Yani gene 20'nin üzerine çıkacak. Görüntü itibariyle işte zaten o yüzden de etmen oluyor. Merkez kendini öyle bir bağladı ki çekirdekte de manşet dedi. Ben trend görmek istiyorum dedi. Yayının başında Recep'in ne dedi? Baz etki üzerinden gidiyor. Baz etkisini koymadı orada. O trendi baz haricinde oluşturman gerekiyor. Çünkü baz herkes hesaplıyor. Bu ne oldu sana? 600 bas puanlık merkezden faiz indirimi beklentisinin 400'e inmesine neden oldu. Biraz önceki etmenlerden dolayı. Evet. Bunu daha da kesmemek gerekiyor. Benzer görüşlerim. Yani benim özel bir analizim yok. Peki faizle ilgili beklentiniz yıl içinde mesela bir indirim, onu güncelliyor musunuz? Güncelliyoruz tabii. Nasıl yani bekliyorsunuz? 600'de başladık, şu anda 350'deyiz. 350. Ama bir indirim bekliyorsunuz. İndirim bekliyoruz normal şartlarda. Ama 600'den 350'ye gelmek öyle ciddi bir indirim anlamına geliyor. Evet. İşte biraz önce dedik ya, kurumur o bunu koyduğunda zaten 200 bas puan enflasyonu artı olarak koydun. Merkez Bankası beklenti anketinde de bu aşağı yukarı şu anda 175 puanlık yansıma olarak geri geldi. Bunların hepsi katmerli olarak devam ediyor. Kısa vadede enflasyon raporunun çok büyük etkisi olacağını sanmıyorum. YSK'nın daha büyük etkisi olur Cuma günü. Asıl o tarafa odaklanacağız. Evet, yani çünkü sıcak gelişmeler biraz daha siyasetle ilgili. YSK'nın kararından sonra ne kadar bir çekilme beklersin mesela dolarda? Yani bilmiyorum. Yani orada seçimin tekrarı olmadığı takdirde herhalde piyasalar rahatlar. Yani seviye vermek şeyim değil. Zor. Ama yani burada bir Amerika ilişkileri gibi bir sıkıntı yakalır. Daha sonra siyaset yeni gelişmelere gibi olur mu bilmiyorum. İttifakların devam edip etmeyeceği gibi konular tartışma konusu. Ama herhalde kısa sürede bir 5.77'lerden yukarı atarken zorlandı. 5.72 miydi? 72'den. 5.85'i kırdı. Kıramadı 72'yi kırınca koptu gitti. Evet, herhalde oralar tekrar geri dönüş için anlamlı yerler olabilir. En azından seviyeleri hani o şekilde öngörebilir. Çok teşekkür ediyorum bugün için. Şimdi yarın ne konuşacağız? Şimdi salı günü de önemli bir gün. İşte en çok üzerinde durduğumuz bu enflasyon raporu var. Onu üstünde bayağı bir durduk. Saat 10.30'da açıklanacak bu rapor. Diğer taraftan İçeride yine bilançolar, dışarıda bilançolar takip ediliyor. Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası Turkcell bilançolarını bekliyoruz içeride. Dışarıda Apple, BP, Lufthansa, GM, Mastercard, Pfizer gibi bilançolar açıklanacak. Diğer taraftan yine Türkiye'de baktığımızda Mart dış ticaret dengesini göreceğiz. Euro bölgesinde birinci çeyrek büyümeyi bekliyoruz. Mart ayına ilişkin işsizlik rakamları gelecek ve Amerika'da da Chicago PMI tüketici güven endeksi, Mart bekleyen konut satışları ve 20 kentte konut fiyatları Amerika'da açıklanacak. Yarın yine oldukça yoğun bir veri gündemi var. Onu da söyleyelim. Üzerine çok konuşacağız. Tabii bu hafta genelinde aslında yoğun. Sadece çarşamba günü 1 Mayıs nedeniyle piyasalar tatil ama o günde Fed toplantısı var. Bunu da hatırlatmakta önem görüyorum. Yarın yine üzerine uzun uzun konuşacağız. Yarın yine birlikte olacağız diyelim. İyi akşamlar diliyorum sizlere. İyi geceler. Görüşmek üzere tekrar.